Anında müdahale ettik. PKK'nın bu çok az sayıdaki insanın dışarıya atılması temin edildi. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. PKK'lıların Kerkük'e girdiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Bir kez daha Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlattı. Kerkük'te olsun, Musul'da olsun, Tel Afer'de olsun. Bir mezhebi temizlik ya da etnik bir temizlik manasına gelecek, atılacak herhangi bir adıma Türkiye seyirci kalmayacak. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin biz YPG'ye mühimmat, silah ya da başka malzeme vermiyoruz şeklindeki sözlerini de değerlendirdi Kurtulmuş. İnandırıcı bulmuyoruz dedi. İnandırıcı bulmuyoruz. Çok sayıda bu örgütlerin elinden çok sayıda yabancı menşeli silahlar çıkıyor. Daha evvel zaten havadan yapmış oldukları bir takım desteklerle attıkları silahların bu örgütlerin eline geçtiğini, hatta bırakın bunları DAEŞ'in bile eline geçtiğini biliyoruz. Biliyorsunuz Amerikalı bazı askeri yetkililerin de özellikle Kuzey Suriye'de PYD unsurlarıyla iç içe çok sayıda görüntüleri söz konusudur. Onlardan bir müttefik ülke olarak talebimiz şudur. PYD'nin, YPG'nin Türkiye için bir tehdit olmasının önüne geçin. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kuşanak'ın gözaltına alınmasını yorumlayan Başbakan Yardımcısı Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere de cevap verdi. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının da terör örgütünün emrine tahsis edildiği iddiaları var. Avrupalı dostlarımıza şunu söyleriz, araştırsınlar, öğrensinler, biraz da beklesinler. Yani şu anda sadece bir suçlama var. Onun için bu sonuçta mahkeme, devam eden mahkeme var. Meseleyi anladıktan sonra görüş beyan etmelerini onlardan rica ederiz. FETÖ darbe girişiminin Türkiye'deki bir numarası olarak aranan Adil Öksüz içinse çarpıcı ifadeler kullandı Kurtulmuş. Öksüz bir gölge, esas olan başka yerde diye konuştu. Benim şahsi kanaatim Adil Öksüz'ün bir gölgeden ibaret olduğu. Bütün bu darbe teşebbüsünün bir numarası mıdır? Bunu bilmiyoruz. Yani esas bir numaranın, esas olanın başka yerlerde olabileceğini tahmin ediyorum. Önemli kilit adamlardan birisi ama esas olan değil. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak'tan gelmesi muhtemel göçe karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler hakkında bilgi verdi. Olası göçü Irak'ın kuzeyinde karşılamak için çalışma başlattıklarını dile getirdi. Allah muhafaza, Musul'da, Kerkük'te, Tel Afer'de vesaire o bölgeden bir göç dalgası olursa, onların Türkiye sınırına gelmeden Kuzey Irak bölgesinde güvenli oluşturulacak, güvenli bölgelerde karşılanması bizim için daha doğru bir siyasettir.